Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle satılan bir mal, bu fiyata %20'lik ikinci bir indirim daha uygulanarak 308 TL/YTL'ye satılıyor. Bu malın etiket fiyatı kaç YTL'dir? Şimdi soruyu çözmek noktasında altyapı oluştursun diye basit bir örnek vereceğim. Burada anlattığı şey ne? Mesela bizim 100 liralık bir malımız olsun. Bu 100 TL olsun. Şimdi TL var, YTL yok. 100 TL, %30 indirim uygulamak ne demek? %30 adı üstünde 100 liralık maldan 30 liralık indirim yapacağız. 70 TL olacak. Daha sonra bunun üzerinden %20'lik ikinci bir indirim yapacağız. %20 ne demektir? 20 bölü 100. Sadeleştirirsek 1 bölü 5. Yani 5'te 1'lik bir indirim yapacağız. 70 liranın 5'te 1'ini indireceğiz. 70'in 5'te 1'i 14 liradır. 14 lira daha indirim yapacağız. 56 TL olacak. Yani başta 100 lira olan malımızı 56 liraya satacağız. Neredeyse yarı yarıya düşmüş olduk. Neredeyse yarı yarıya malı düşürerek satıyoruz. Yani burada da aynı yöntemi uygulayacağız. 100. Burada tabii tam fiyatı bilmediğimiz için x diyeceğiz. Malımız x TL olsun. Önce %30 indirim yapıyoruz. Malımızı 70 bölü 100 ile çarpıyoruz fiyatını. Yani %100'den %70'e düşürüyoruz artık. 70 bölü x ile çarptık. 70x bölü 100. İkinci durumda da bunun üzerinden %20'lik bir indirim yapıyoruz. Yani buradan bunun 5'te 1'ini çıkararak da yapabiliriz. Farklı bir yöntem de uygulayabiliriz. Ben 5'te 1'ini de yapabilirim. Neyse şöyle yapayım. 20 bölü 100 ile çarpayım önce. Çünkü öbürü biraz daha karışık gelebilir. 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Bunun 20 bölü 100 ile çarpıp ikinci indirimi bulacağım. Yani 1 bölü 5 ile çarpıyorum aslında. O da 14x bölü 100 oluyor. 14x bölü 100. Şimdi 70x bölü 100'den 14x bölü 100'ü de çıkarınca fiyatım 56x bölü 100 oluyor. Hani fiyat her neyse onu 56 ile çarpıp 100'e bölünce yeni indirimli fiyatıma ulaşıyorum. Bana bunun sonucunu da 308 TL vermiş. Buradan x'i çekeceğim. 308 ile 56 sadeleşiyor mu? O benim için önemli. Bir 2'ye bölelim. 28 kaldı. 154 kaldı. Yine 2'ye bölelim. 75, 77 kaldı. 14 kaldı. 7'ye bölelim. 11 kaldı. 2 kaldı. Dolayısıyla 11 çarpı 100 bölü 2'den buradan işlem net gözükmüyor ama 550 YTL olduğunu görüyorum. Malın fiyatını. Kısaca ne yaptım? Biraz karışık gelebilir bu sorum. Malımın fiyatını x dedim. X derken aslında ne diyorum? 100x bölü 100 diyorum. Yani bir çarpanı var. 100 bölü 100. Daha sonra %30 indirim yapınca artık %30'u gidiyor. 70x bölü 100 oluyor. Daha sonra bunun 1 bölü 5'ini çıkarıyorum. Yani 20 bölü 100 ile çarpıyorum. Ne kadar çıkaracağımı bulmak için. 14x bölü 100. Bunu da çıkarınca 70'ten 14 çıkarınca 56. Artık malımın değeri x çarpı 100 bölü 100'den geldiğim nokta x çarpı 56 bölü 100. Bunun bana 308 olduğunu söylemiş. Buradan sonrası tamamen işlem. 308 ile 56'yı sadeleştiriyorum. Burada ilk kritik nokta aslında ikisinin de 7'ye bölünmesi. Sadeleşiyor ve x'i buradan 550 TL olarak buluyorum. Ben 550 TL'ye aldığım malı 308 TL'ye satmışım. Cevap D seçeneği.